en çok etkilediği alanlardan biri eğitim doğal olarak. Anne babalar günlerdir aynı soruyu soruyordu. Okullar tatil olacak mı? Dün Başkan Erdoğan Başkan da toplanmıştı, virüs zirvesi. Karar çıktı, okullar tatil ama aması var. Detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Buna göre bakanlık ilk öğretim, orta öğretim ve liselerde 16 Mart, 22 Mart arasında tatil ilan etti. Yani o ara tatil geri çekildi aslında. Yani haftaya okul yok. Bir hafta boyunca öğrenciler evlerinde dinlenecek. Tabii kitap okumayı da ihmal etmeden, o notu da düşelim. 23 Mart, 29 Mart arası da ki bu konuda kafa karışıklığı oldu zaten. Çocuklar yine evde olacak ama uzaktan eğitim alacaklar. Yani okula gidilmeyecek ama eğitim devam edecek. İlk orta ve liselerde böyle. Ve üniversiteler yok bir açıklama yaptı. Üniversiteler 6 Nisan'a kadar tatil. Devlet özel fark etmiyor burada. Yaklaşık 3 haftalık bir ara verildi eğitime üniversitelerde. Buna üniversitelerdeki etkinlik ve organizasyonları da dahil, onu da söyleyelim. Ve spor, futbol, basketbol, voleybol doğal olarak en çok takip edilen ve merak edilenler bunlar. Spor organizasyonlarının tamamı oynanacak ama Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Buna bu hafta sonu yapılacak derbiler de dahil, bu notu ekleyelim. Tabii okulların tatil edildiği haberi duyulur duyulmaz herkes otogara koştu. O görüntüyü de verelim arkadaşlar. Büyük bir yoğunluk vardı. Dün akşam peronlarda neredeyse bilet kalmadı. Özellikle üniversite öğrencileri okudukları şehirlerden ailelerinin yanına, memleketlerine dönmek için otogarlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Ve bakanlığın açıkladığı EBA sistemi, yani eğitim bilişim ağından da bahsedelim. Bize de sorular geliyor haber merkezine, ne yapacağız diye. Uzaktan eğitim nasıl işleyecek bu sistem diye. Aklınızdaki tüm soruların cevaplarını işte bu sitede bulabilirsiniz. www.eba.gov.tr adresinde cevaplar. Yes. Koronavirüs global bir salgın halini aldı, önlemlere yenileri eklendi. En çok merak edilen sorunun cevabı da yeni tedbir kararları arasındaydı. Okula gitmeyecekler, evde kalacaklar. Okulların tatil edildiği bilgisini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın paylaştı. Detayları ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Eğitim bilişim ağı ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği de sunulacaktır. Ben bu hastanın çok ölümcül olduğunu duymuştum. Bu tatil yapılması bana göre çok güzel. Öğrenciler şu anda sınıfta sıralarında, derslerinin başında, öğretmenleri de var. Ama önümüzdeki hafta ara tatil olacak. 23 Mart haftasında da ne olacak? Bütün velilerin hakkında bu soru var. İşte EBA, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim bilişim ağı üzerinden veliler öğrencilerin derslerini devam ettirecekler. Bence güzel. Hayatımda hiç internetten ders işlememiştim. Öğretmen, öğrenci ve veliler eğitim içeriklerine eba.gov.tr adresinden ayrıntılı olarak ulaşabilecekler. Bir öğrencimizin sayfasına girdik şu anda. Ne göreceğiz? Burada dersler karşımıza çıkıyor. Hayat bilgisine mesela giriş yapalım. Burada hayat bilgisiyle ilgili ünitelerimiz geliyor karşımıza. Bunlardan faydalanabiliriz. TRT ekranlarından yayınlanacak olan ki bu sadece tek bir kanal değil, birkaç kanal farklı öğrenme, öğretme seviyeleri ya da sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan öğrencilerimizin kendi derslerini alabilme imkanı söz konusu olacak. Kalabalık yerlerde bulunacak mısın hiç? Hayır, ödevlerimi yapacağım, tekrarlar yapacağım. Yani hiç çıkılmayacak herhalde. Evet, yani ara sıra ama kalabalık yerlere gitmek istemiyorum. EBA üzerinde ya da TRT üzerinden dersler işlenecek. Ama ilk hafta dinlenmelerini öneririm. Çocuklarımızı böyle tatil ederek güvenceye almamız çok yerinde bir karar. Kreş ve gündüz bakım evleri için bir uygulama olacak mı? Kreş ve gündüz bakım evleri konusu gündeme gelmedi ama burada tabii velilerin, ebeveynlerin bir tercihte bulunmaları söz konusu olacak. Çok zorluyordu. Kreş ve anaokullarına da tatil geldi. Koronavirüs tatili geldi. Peki o öğrenciler tatilde ne yapacaklar? Velilerimize şöyle bir tavsiye ediyoruz. Alışveriş merkezleri, sinema gibi toplu olan, kalabalık olan yerlere çocuklarımızı götürmemeli. Çünkü o zaman bu tatilin hiçbir anlamı kalmıyor.
Biz zaten okul olarak çocuklarımıza evde anne babalarıyla etkinlik yapmaları için belli etkinlikler göndereceğiz. Bunları evde anne baba olarak yapabilirler ve kesinlikle evlerine ziyaretçi kabul etmemelerini de önemli rica ediyoruz. Nereye gideriz bilmiyorum ama evde duracağız galiba. Etrafta böyle bir hastalık varken 2 haftalık tatil olması bence güzel oldu. Bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Peki veliler idari izinli olacak mı? Özellikle de çalışan veliler için çok zor olacak ama en azından virüsün yayılmasını, çocukların daha çok birbirine bulaştırmasını engelleyecek. Anne babaya tatil olsun mu? Bir yandan olması da kötü çünkü para olmazsa, iş olmazsa aç kalırız. Virüs kapmak istemediğim için evde bayağı durabilirim 2 hafta boyunca. Şimdilik tatil sadece çocuklar için öngörülüyor.